Kapkan'ın açılışını bu sabah Savunma Sanayi Başkanımızla birlikte burada yaptık. İlk defa görücüye çıktı. Kapkan bizim ağır sınıf insansız kara aracımız. Şu anda da üzerinde yaklaşık 30 x 113 milimlik bir silahımız var. Bu silahımızla 3 kilometre menzili, 2 kilometresi etkili hava ve kara hedeflerini kolaylıkla vurabiliyor diyebiliriz. Bizim buradaki ana hedefimiz bu araçlara akıl katmak. Havelsan'ın ana rolü de bu aslında. Bunu da daha önce Barkan insansız orta sınıf kara aracımız var. Bunu da gerçekleştirdik. Şu anda bunun sağ faaliyetleri devam ederken sağlardan aldığımız geri dönüşlerle böyle bir aracı ortaya çıkardık. Buradaki ana hedefimiz öncelikle Körfez bölgeleri olmak üzere farklı ülkelere bu aracın ihracatını yapabiliyor olmak. Bölgedeki yine ülke ve firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda aracımızla atış ve gövde testlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz bu aracı ortaya çıkardıktan sonra mevcut bizim dijital birlik dediğimiz diğer hava araçlarımız, kara araçlarımızla birlikte bu aracın da onlarla birlikte otonom görev yapıyor olabilmesini sağlamak. Bunun için de çalışmalarımızı başlattık. Kısa zamanda sonlandırıyor olacağız diyebiliriz. Aslında akıl dediğimiz şey hiçbir zaman sonlanmaz. Ama iyi bir seviyedeyiz şu anda ve bu da sahanın isterlerini şu an için karşılıyor. Yine yakın zamanda Kapkan aracımız da Barkan ve Baha aracımızda uyguladığımız GPS bağımsız hareket etme kabiliyetini sağlayarak elektronik harbe karşı sahada daha iyi bir noktada olacağız diyebilirim. Kapkan biraz daha hareket kabiliyeti yüksek olduğu için hem sınır bölgelerinde hem de yine çöl bölgelerindeki arazilere de tabii çölde bile kullanım konsepti kolay olacak yani. Özellikle hani tekerlekli olması, bu da ayrı bir konsept, ayrı bir konsept çalışmamış. Bunların hepsi bizim sahada gördüğümüz isterler doğrultusunda ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz özellikle silahlı kuvvetlerimiz, savunma sanayi başkanlığımız araçlar belli testleri geçtikten sonra, belli kabiliyetleri kazandığınızı gösterdikten sonra envantere girebiliyor. Yani biz artık bunu testlerin önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bitirdikten sonra bunu sahada da göstereceğiz. Sahada gösterdikten sonra envanter süreci ondan sonra gelişecek bir süreç.